Trabzonspor'un Kopenhag'da maçı var. Bunda ne yapacaksınız? Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlusu veya diğer takım taraftarları birlik olup maça gidecekler. Biz geçen sene ne yaptık? Fenerbahçe'nin Helsinki ile Helsinki'nin takımı HYK'ya maçı vardı. Ve ne oldu? Burada ben Finlandiya'daki gurbetçi vatandaşlarımızı organize ettim. Korona nedeniyle de maçta, statta yarı yarıya kapasite vardı. Biz ne yaptık? Fenerbahçe taraflarına yer ayrılmıştı. Orası ayrı. Oraya bilet alabiliyorsunuz. Orada Fenerbahçe formasıyla gidip oturabiliyorsunuz. Ama ben ne yaptım? Finlandiya'da yaşayanlar olarak biletlerin satışa çıkacağı anı milletle paylaştım. Biletleri oradan alın. Finli taraftarların veyahut Helsinki taraftarların yanında maçı seyredersiniz diye ne yaptım? Organize yaptım. Stada girdik. Ne gördük? Stada yarıdan fazlası bizim taraftarımızdı. Yani Fenerbahçe taraftarıydı. Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı ne yapmıştı? Trabzonsporlusu o anda Fenerbahçe'yi desteklemek için oraya gitmişti. Şimdi ne yapacaksınız? Aynı şekilde Kopenhag'da da organize olup tamam Trabzonspor taraftarına yer ayrılmış ama sizler ne yapıyorsunuz? Öbür tarafta kombine olmayan yerlerden bilet alabiliyorsunuz. Onu girip internetten alırsınız. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe formalarıyla gidip öbür tribünlerde Trabzonspor'u destekleyebilirsiniz. Arkadaşlar gene de Türkiye'de Ali Koç vari düşmanlık kulüplerin birbirine yapmaması lazım. İşte bir internette gördüm. İşte Fenerbahçe taraftarları işte Kopenhag'a başarılar diliyormuş diye siteler yapıyor bunu. Ama içine giriyorsun, yorumlar kısmına bakıyorsun. Fenerbahçe taraftarı ne yapıyor? Ya yurt dışı maçlarda diyor. Ben de Trabzonspor'u desteklerim. Arkadaşlar yurt dışı maç olduğu zaman durum çok farklı. Yani yurt dışında maç olduğu zaman çünkü kazanmamız lazım. Kazandığın zaman ne yapıyor? O ülkede yaşayanlar bir kere sevinirler. Kopenhag'ı Türk takımı elemiş. Finlandiya'da ne oldu? Helsinki'deki maçta Fenerbahçe geçen sene 5-2 kazandı Ağustos ayında. Ne oldu? Buradaki Galatasaraylı biliyorum fanatik Galatasaraylı gençler gittiler Fenerbahçe'yi desteklediler. Fanatik Galatasaraylılar, fanatik Beşiktaşlılar gitti seyrettiler. Birkaç kişi hariç. O kadar da olur. Ama diğer bakımdan bizler ne yapıyoruz? Yurt dışında birliyiz. Şimdi ne yapacaksınız? Kopenhag'daki maçta gidip Trabzonspor'u destekleyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Biletler satışa daha var. 16 veya 17 Ağustos'ta oynanacak maç. Yani bir hafta kadar var maça. Ne yapacaksınız? Bir haftadan fazla. Sizler maçın biletleri satışa çıktığı anda satın alacaksınız. Ailecek gidin. Maçı ne yapın? Seyredin. Trabzonspor gol atınca inşallah sevinin. Statta büyük ne yapsın? Uğultu çıksın. Ben bunu milli maçta da yapmıştım Turku'da. Finlandiya'da aynı organizasyonu yani bizim yurttaşlarımız için Finlandiya taraftarları. Biz de Finlandiya'da yaşadığımız için Finlandiya'yı destekliyoruz ama Türkiye olunca ne yapıyoruz? Türkiye'yi daha fazla destekliyoruz öyle veya böyle. Memleketimiz dine hiç taşkınlık yapmadan ne yaptım? Maçı seyrettik beraber. Bir yanınızda bakıyorsunuz Türk bayrağı asılmış ama Finli taraf seyirciler onlara ne yapıyorlar? Hiçbir şey yapmıyorlar. Çocuklar sevinç çığlıkları atıyorlar. Aynı şekilde siz Kopenhag taraftarları arasında Trabzonspor gol attığı zaman sevinirseniz onlar size bir şey yapmazlar. Türkiye'deki gibi durumlar İskandinav ülkelerinde ne? Yok. Biz bunu maçta ne yaptık? Helsinki'deki maçta tecrübe ettik. Milli maçta ne yaptık? Tecrübe ettik. Ha milli maçta bunu şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'na, yeni federasyona bir şey söyleyeyim. O zaman herhalde 2017 mi neydi? O zaman Yıldırım Demirören'di. Ondan sonra şey geldi. Öbürü Nihat Özdemir. Şimdiki başkan. Arkadaşlar ben organizasyonum iyidir. Milli takım olduğu için dedim Türkiye'den gelirken böyle burada bayrak yok millette. Flama yok. Şudur budur. Bunları getirin de yani parasız zaten milli takım dağıtıyormuş. Arkadaşlar getirdiler. Yani ben futbol federası yetkilisiyle de konuştum. Ama getirenler ne oldu? Ondan sonra o malzemeciler şunlar bunlar onları tuttular. Çaktırmadan parayla millete satmaya çalıştılar. Ondan sonra da onları ne yapmışlardır? Geri getirmişlerdir. Finlandiya'da tüketilmiş gibi Türkiye'de ne yapmışlardır? Satmışlardır onları. Büyük bir ihtimalle olay bu. Arkadaşım birisi birkaç tane almıştı gördüm ama normalde ben onları bedava millete dağıtacaktım diye statta bayrağımız fazla olsun, flaması olsun. Buradaki insanlar gidip herhangi bir satış yeri yok. Buradaki Finli'den olan yani eşlerin Finli eşinden olan çocukları var. Çocuğun bir bayrağı yok, flaması yok, icabında forması yani milli takımda böyle şeyleri ne yapıyordu? Bayrak özellikle dağıtıyordu. Konsolosluğumuzun da böyle şeyleri elçiliğimizin olmadığı için elçilik gitti o zaman kendi kendine fotoğraflarını çektiriyordu işte.
Fenerbahçelilerle. Fenerbahçe'nin formalarında yine satış olmadı. Onda da organizasyon eksikliği vardı. Ama milli takım yetkililerine ben itibada geçtiğim için getirdiler. Forma değil de flama işte şey bayrak mayrak ama maalesef onlar o içte birileri bir şeyler götürüyor. Yeni Futbol Federasyonu Başkanı da böyle şeylere dikkat etsin. Özellikle gittiği yurt dışı ülkelere giderken yani fazla pahalısı değil. Ucuzundan bayrak mayrak getirin dağıtın. Ben kendi bayraklarım gidip veriyordum. Arkadaşlara verdim. Burada benim kendim var. Kendimin. Ama normalde ne yapması lazım? Organizasyonu yapılması gerekiyor. Bu eksikliği de burada belirteyim. Arkadaşlar ben burada gezdiğim devlet görevlilerini bazen belediyeler şunlar bunlar. Yanınızda bayrak mayrak var mı derdiğim zaman işte şeyde hepsi onlara el koyarım. Saklarım. Niye? Bir gün lazım olur diye. Tecrübelerimizi ne yapıyoruz? Aktarıyoruz. Yeni Futbol Federasyonu'nun veya kulüplerimiz yurt dışına gidiyorsunuz satsınlar formalarınızı satacak bir organizasyon da yapın. Yani gidip orada o adam senin forma bulamaz, bayrak bulamaz. Ha, Trabzonspor Finlandiya gelse şimdi ben ne yapayım? Benim bir tane birkaç tane kendimin forması var. İşte para, şeyde nedir o? Trabzonspor bayrağım yok. Onu şey yapmamışım. O formam var. Küçük çocuklara alıyordum forma işte krampondur. İşte tozluk bozuk ya Trabzonspor'da olsun. Trabzonspor'da fazla başarılı olmadığı için Yakup amca ne yapıyor kazanıyor mu diyorlardı. Artık yeni bir şampiyonluk oldu. Tutmakta zor oluyordu. Hiçbir Beşiktaş kulübünün formalarını getirdim millete. Burada ne yaptım? Kulüpten aldım burada getirdim verdim paralarını verdiler. Ama öyle bir organizasyon yok. Şu anda Galatasaray forması isteyen çocuklar var. Fenerbahçe forması isteyenler var. Yine Beşiktaş isteyenler var. Yani ne yapacak? Bunlar hep şimdi gidip kendi kendime taşımam mı gerekiyor? Veyahut onlar böyle ülkelere gelirken biraz daha organize gelsinler. Yani galibiyet önemli. Geçen sene ben Fenerbahçe için çok çalıştım. Yani herkes biliyor. Trabzonsporluyuz. Fenerbahçe gelmişliğine ne yapacağız? Gidip orada yok mu çekeceğiz ona yani? Arkadaşlar Ali Koç gibi olmayacağız. Ben Ali Koç geldiği zaman sevindiydim. Ya dedim Aziz Yıldırım gibi olmaz bu dedim. Ama Aziz Yıldırım'ı arıyoruz ya. Aziz Yıldırım hiç olmasa çıkıyordu. Doğru dürüst konuşuyordu. Bu her yere şeyi buluyor. 4 senede şampiyonluk başarı 0. Gidin arşivden kupa bul. Şuradan bunu getir. Şöyle et, böyle et. Konu değiştirip duruyor. 24 futbolcu yabancı var. Onun elinden çıkartman lazım. Al nereye kadar? Yok çok başarılıymış. 51 milyona futbolcu satmış toplamda. Kardeşim aldıkları ne? Fenerbahçe seyircisi, taraftarı ne yapması lazım? Bilinçlenmesi lazım. Ben de ne yapıyorum? Bazen arkadaşlarımız kızıyorlar internette. İşte yazıyorum yorum morum. Çünkü internette şu var. Ali Koç'un bir sosyal medyası var. Yani çaktırmadan onu parlatıyorlar. Bir taraftan da bir de ne var? Fatih Terim'in. Yani Galatasaray'ın o kadar değil de Galatasaray'ın az da Fatih Terim'in medyası var. Hatlerinde bakıyorsunuz şişirip duruyorlar. Ben ne yapıyorum? Ondan sonra arkadaşımın birisi ne dedi bana? Ya dedi 1985 yılında biliyor musun ne oldu dedim. Fenerbahçe o sene şampiyon olmuştu dedi. Pankrat şuydu dedi. Beyler paşalı bir ol Pankrat'ı. Beyler 11-6-4 11 Fenerbahçe'nin şampiyonluğuymuş. Fenerbahçe o zamana kadar olmuş. 6 Galatasaray 4 Beşiktaş. Ama orada Trabzonspor'u yazmamış. Trabzonspor da o zaman 6 şampiyonluğu var. Yani Galatasaraylar eşit. Ne yapıyor? Onlarla dalga geçiyor. Biz yukarıda, siz aşağıda kaldı. Şimdi ne oldu? Galatasaray Fener'i geçmiş şampiyonluklarda. Ne şuradan birkaç tane bulalım eskilerden de. Biz yıldızı mıldızı şampiyonlukları artıralım. Arkadaşlar tarihi bilmeniz lazım. Ben ne yapıyorum? Böyle şeyleri, yorumları yazıyorum ki uyansın. Ali Koç başarılı olsun. Avrupa'da şampiyon olsaydılar. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsaydılar. Yok. Hala daha golcü alınmamış, Dinamo Kiev'e elenmişsin, oradan gelmiş, şunu alacağım, bunu alacağım. Sporla ilgili bunu da niye bu şekilde açıkladım size. Trabzonspor'u Kopenhag'da desteklemeye herkesi çağırıyorum. Trabzon'da da ne yapsınlar? Trabzon'da da inşallah iyi bir sonuç alırlar. Ama yorumum gene şudur, ben Avcı'dan fazla ümitli değil. Şenol Güneş olsa, çünkü Avrupa kupalarında başarılıydı, özellikle Şampiyon Kulüpler Kupası'nda. Trabzonspor'la katıldığı zaman Moskova Inter'i deplasmanda İtalya'da yenmeseydi Trabzonspor o zaman da çıkıyordu ama olmayacak oldu. Inter'den Trabzonspor 4 puan almıştı. Birinci Inter'den. Ondan sonra Beşiktaş'ta ne yaptı? Rekor kırdı Şampiyonlar Ligi'nde. Öyle veya böyle Trabzon bir şeyler yapabilirdi. Ama
Abdullah Avcı'dan ümit edelim. İnşallah kalırız şeye, gruplara. Evet arkadaşlar, Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla. Mesut abi. 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 Mesut abi.